Evet. Sinüzit nasıl bir hastalıktır? E, toplumda ne oranda görülür? Bir de daha çok hani e, ortaya çıktığı, görüldüğü belli bir yaş var mıdır? E, Sinüzit aslında yüzdeki e, yüzün bas dengesini, basıncını sağlayan bir takım boşluklarımız var, göz etrafında, burun içinde. Bu boşlukların bir şekilde enfeksiyon sıvısıyla, enfeksiyon dokusuyla dolma sonucu e, burunda sürekli akıntı, geniz akıntısı, baş ağrısı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Toplumda e, çok sık gördüğümüz bir hastalık. Kış dönemi özellikle zaten bütün 4-5 ay boyunca sürekli sinüzit tablolarıyla karşılaşıyoruz. E, yaş olarak çocukluk döneminde de sık görüyoruz tabii ki ama daha çok erişkin döneminde daha fazla görüyoruz. Ee, çocuklarda zaten belli bir yaşa kadar sinüsler tam olarak gelişmemiş oluyor. Bu yüzden erişkin dönemde tüm sinüsler geliştiği için bu dönemde birazcık daha fazla görmüş oluyoruz sinüsleri. Önce sinüziti tanımlarken yol açtığı başlıca üç belirtiyi say saydınız. Evet. Burun ve genin sakıntısı ve baş ağrısı evet. dediniz. Bunlar dışında sinüzitin yol açtığı başka şikayetler var mı? Var tabii ki. Hı hı. E, burun tıkanıklığı e, en belirgin şikayetlerden bir tanesi. Yüzde dolgunluk hissi, ağrı, gözde yine ağrı, görme bulanıklıkları şeklinde kendini gösterebiliyor. Eğer sinüzit fazla ileri ilerlemişse çevre dokuya yayılıp yüzde şişlik, asimetri şeklinde yine kendini gösterebiliyor. Ee, çok sık gördüğümüz e, komplikasyonlardan birisi sinüzitle beraber kulaklar da ciddi şekilde etkileniyor hı hı. ve kulak enfeksiyonları da sinüzitle beraber tetikleniyor. Baş ağrısını biraz açmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Çünkü çeşitli faktörlere bağlı olarak hepimizin zaman zaman baş ağrıyor. Gerilim tipi baş ağrısı var, var. migren var, e, beyin tümörlerinden kaynaklanan baş ağrısı var. Sinüzit dediğimiz e, hastalıkta kişilerde nasıl bir baş ağrısı oluyor? Özelliği var mı sinüzite bağlı ee, baş ağrılarının? Var tabii ki. Aslında ben hastayı muayene ederken özellikle baş ağrınız nasıl diye hastada Hı -hı. mutlaka sorguluyorum. Hasta buna spesifik bir baş ağrısı veriyor. Ya buramda oluyor, ya alnımda oluyor, ya gözümün altında oluyor. Dolgunluk hissediyorum Hı -hı. şeklinde bir, bir takım ağrı şikayetleri oluyor. Tabii farklı baş ağrıları da var. Kafamın arkasında oluyor. Kulağımın arkasından vuruyor gibi baş ağrıları da var. Bunları ayırt etmek lazım. Bunlar sinüsit ağrısı değil. Sinüsit ağrısını daha çok ön tarafta yüz bölgesinde ağrı ve dolgunluk şeklinde görüyoruz. Ve göz ağrısı olarak da yansıyor bu genelde. Peki sinüzitin önemi nedir sağlık açısından? Sinüzit bir bağışıklık sistemini vücutta direkt düşürüyor zaten enfeksiyon, halsizlik, yorgunluk ciddi şekilde ateşle beraber gidiyor. İlk, özellikle ilk 1-2 gün, 3 gün hastayı ciddi şekilde yatma pozisyonuna getirecek kadar günlük hayatından geri bırakabiliyor. Ee, onun haricinde eğer kronikleşmişse tabii ki daha fazla şey ortaya çıkıyor burun tıkanıklıklarıyla beraber hastanın günlük yaşamı etkileniyor uyku düzenleri bozuluyor ee, psikolojik olarak dahi birçok şeyi etkileyebiliyorsunuz.